Bir su damlasıyla başladı her şey. Yaşamın kaynağı, varoluşun sırrı bu minicik damlada gizliydi. Kokluğu ölüme eşdeğerken, varlığı toprakları bereketlendirdi. Su, bu gezegene yaşamın devam etmesi için verilen bir hediyeydi sanki. Ancak bu ilahi hediye, kimi zaman da en büyük felaketlerin anası oldu. Su baskınları, kilometrelerce hızla esen tayfunlar ölümü de beraberinde getirdi. Ne var ki insanoğlu her şeye rağmen yaşamını sürdürmeyi becerdi. Zaman geldi, bazı uygarlıklar suyun içinde kuruldu, gelişti. Nevin Sungur ve kameraman Gökhan Acun'dan oluşan haberci ekibi bu hafta kaderi suyla çizilen bir ülke, Bangladeş'e gidiyor. Ve bu son yağmurlarıyla nehirler etrafında kurulan yaşamı keşfe çıkıyor. İstanbul'dan uçağa binişimizden tam 14 saat sonra Bangladeş hava sahasına giriyoruz. Ülkeye dair uçaktan gördüğümüz ilk manzara felaket bölgesine gidiyoruz hissini uyandırıyor. Her yer sular altında. Burası Jamuna, Padma ve ikisinin birleşmesiyle oluşan Meghna nehirlerinin suladığı dünyanın en büyük ve en verimli deltası. Bangladeş'te ilk durağımız başkent Dhaka. Her metrekaresi dolu bir kent burası. İnsanın başını döndürüyor. 130 milyon kişinin yaşadığı bu su ülkesinin yüz ölçümü sadece 140 bin kilometrekare. Yani nüfus yoğunluğu Çin'den 7 kez, Hindistan'dansa 3 kez daha fazla. Halkın %88'i Müslüman. İkinci büyük etnik grup Hindularsa nüfusun %8'ini oluşturuyor. Kalabalığın yanı sıra caddelerdeki kargaşa da inanılmaz. Sürekli yakındığımız İstanbul trafiği bile buradakinin yanında oldukça sakin kalıyor. En önemli ulaşım aracı rickshaw adı verilen üç tekerlekli bisikletler ve bebek taksi denen motorlu araçlar. Yalnızca Dhaka'da 300 bin adet rickshaw olduğu söyleniyor. Şehirde bir o kadar da bebek taksi bulunuyor. Trafiğin bu derece karmaşık olmasının sebebi de bunların sürücüleri zaten. İlk anda bizi oldukça şaşırtan gürültü ve kalabalığa yavaş yavaş alışıp bu canlılığın içine karışıyoruz. Hava sıcaklığı 40 derece. Buna %90'lık nem oranı da eklenince kaynamaya yüz tutmuş bir akvaryum içinde dolaşır gibi hissediyoruz kendimizi. Caddelerin duvarlarını eski bir İngiliz sömürgesi olan Bangladeş'in yıllar boyu verdiği bağımsızlık mücadelesinde en önemli isim olan Şeyh Mujibur Rahman'ın posterleri süslüyor. Özgürlük adına çok acı çektiklerinden bu uğurda savaşan her lider onlar için çok önemli. Örneğin Atatürk'e büyük bir hayranlık besliyorlar. Bunu göstermek için de şehrin en geniş caddelerinden birine Atatürk Bulvarı ismini vermişler. Dhaka'nın kalabalık sokaklarında dolaşırken yağmur başlıyor. Muson mevsimindeyiz. Aniden bastıran sağanak havanın sıcaklığını biraz olsun hafifletiyor. Elimizde malzemelerimiz, kendimize saklanacak yer ararken bardaktan boşanırcasına yağan yağmur Bangladeş halkını etkilemiyor bile. Islanmaları için suyun gökten gelmesine gerek yok. Çünkü su burada yaşamın merkezinde.
nazlı nazlı salınan su nilüferleri çağırıyor. Bunlar Bangladeş'in milli çiçeği. Kar sularıyla beraber Himalayalardan kopup gelen nilüferler bu yüksek dağların ülkeye bir armağanı sanki. Nehirlerin buradaki halk için sağladığı en büyük kolaylık ulaşım. Karadan saatler sürebilecek yolculuklar su üzerinde oldukça kısa sürede ve ucuza yapılabiliyor. Bu yüzden ticari, toplu ya da bireysel taşımacılık teknelerle gerçekleştiriliyor. Teknemiz ilerledikçe suyun üzerinde süre giden yaşamın içine dalıveriyoruz. Her iki tarafta oyun oynayan çocuklar, akşam yemeği için balık tutmaya çalışan insanlar, bulaşık yıkayan kadınlar. İbadet yerleri bile suyun kenarında yapılmış. Bangladeş'in suyla çizilen gerçeği gözümüzün önünden akıp gidiyor. Saatler süren yolculuğumuz sırasında dinlenmek için karaya çıkıyoruz. Burası bir Müslüman köyü. Bize oldukça misafirperver davranıyor. Bir yandan ağaçtan yeni koparıp ikram ettikleri Hindistan cevizinin suyunu içerken, bir yandan da köyün ileri gelenlerinden yaşlı bir amcayla sohbet ediyoruz. Bugün üzerinde tekneyle dolaştığımız yerlerin çok değil, 2 sene öncesine kadar ekip biçtikleri topraklar olduğunu söylüyor bize. Gidecek yer kalmayınca ne yapacakları belli değil. Kendilerine yerleşecek başka bir yerleşim bölgesi arayacaklar. Suların yükselmesinin sebebi sadece yağmurlar değil. Küresel ısınmanın artışıyla Himalayalardaki karların erimesi de hızlanmış. Nehirler kanalıyla Bengal Körfezi'ne taşınan suların miktarı yükselince buradaki araziler sular altında kalmış. Hazırlanan raporlara göre eğer dünyanın ısınma hızı böyle devam ederse 35-40 yıl içinde Bangladeş'in tamamı sular altında. Suyun getirdiği ikinci büyük felaketse erozyon. Son derece hareketli olan nehirler, alüvyon halindeki yumuşak toprağı parça parça içine çekiyor. Yeryüzü burada yavaş yavaş suyun içine kayıp yok oluyor. Dikilen tarlalar, yollar, evler, her şey zamanla suya karışıyor. Teknemiz kıyı boyunca ilerlerken, büyük bir toprak kütlesinin bıçakla kesilmiş gibi koparak suya düştüğünü görüyoruz. Erozyonun oluşumuna bu kadar yakından şahit olmak ürkütücü. Ancak bu da Bangladeş halkının yaşamı içinde o kadar sıradan ki sahip oldukları arazileri yitip giderken az ötede yaşam olabildiğince sakin devam ediyor. Su bir yandan yaşamı yok ederken bir yandan da yeni yerleşim bölgeleri oluşturuyor. Nehirlerin taşıdığı alüvyonlar zaman içinde belli bölgelerde birikerek küçük adacıklar meydana getiriyor. Bunlara Bangla dilinde verilen isim Chor. Toprağa hasret Bangladeşliler için bu adacıklar yaşamlarını sürdürebilecekleri yeni alanlar. Brahmaputra Nehri üzerindeki Chor'lardan bir tanesine gidiyoruz. Burası yaklaşık 10 yıl önce oluşmuş. Bugün üzerinde 700 kişi yaşıyor. Çorlar nehirlerin tam ortasında bulunduğu için suların hareketinden en fazla etkilenen bölgelerin başında geliyor. Burası da geçen sene yaşanan büyük sel felaketinde en fazla zarar gören bölgelerden bir tanesi. Çeşitli uluslararası sivil toplum örgütleri sel felaketinin zararlarını önlemek ve buradaki halka sele rağmen yaşamayı öğretmek için bazı projeler geliştiriyor. Bu örgütlerden en önemlisi de CARE.
Bizi karşılayan köyün ileri gelenleri ve ker yetkilileriyle Çor üzerindeki yaşamı ve alınan önlemleri incelemeye gidiyoruz. Burada yaşam oldukça ilkel. Elektrik ve temiz su yok. Sağlık koşulları ise son derece kötü. Doğan çocukların çoğunun ishal ya da dizanteri yüzünden öldüğünü söylüyorlar. Evler selden korunmak için oluşturdukları yükseltilerin üzerine yapılıyor. Her yükseltide birkaç tane baraka var. Ortada bıraktıkları meydanda ise günlük yaşamlarını sürdürüyorlar. Yiyecekleri bu ufacık alanda yetiştirebildikleri kadar meyve ya da pirinç. Her yerde karşımıza çocuklar çıkıyor. O kadar çoklar ki bir ailenin sahip olduğu ortalama çocuk sayısı 5 ya da 6. Özellikle fakir halk için en önemli sermaye sahip oldukları kas gücü. Ailede çalışan erkek sayısı çoğaldıkça evin geliri de o oranda artıyor. Erkek çocuk doğurmak, evlenme yaşı 13 olan kadınlar için bir onur. Bu yüzden nüfus sürekli artıyor. Her şeyden habersiz, yaşamlarını sürdüren çocukların en büyük eğlencesi ise yine suyun içinde. Ellerine geçirdikleri oltalarla bütün gün ya balık tutuyorlar ya da birbirleriyle şakalaşıyorlar. Tesadüfen şahit olduğumuz bir futbol maçı ise sadece burada görebileceğimiz türden manzaralar sunuyor bize. Top sahasının yanı başında, göz alabildiğine uzanan tarlalarda Bangladeş halkının en önemli besini pirinç yetiştiriliyor. Sofralarının baş gıdası olduğu için üretimi de oldukça fazla. Hem toprak hem de iklim pirinç için çok elverişli. Yılda 2-3 kez ürün alınabiliyor. Bu yüzden de çok ucuz. Bangladeş'in verimli topraklarına yetişen ürünlerin en önemlisi bu elimde tuttuğum bitki, yani jüt. Jüt çevresinde ülkede çok büyük bir sektör geliştirilmiş. Dünya üretiminin %40'ı buradan karşılanırken milyonlarca Bangladeşli de geçimini bu sektörde çalışarak sağlıyor. Jüt, yeşil fideler halinde tarlalarda yetiştiriliyor ve yılda sadece bir kez ürün veriyor. Bir fidenin işlenecek hale gelmesi için gereken süre ise 5 ay. Ekiminden işlenmesine kadar geçen süre oldukça zahmetli. Tarlalardan toplanan jüt bitkisi önce suyun içinde bekletilerek yumuşatılıyor. Daha sonra içindeki lifler teker teker çıkartılarak güneşte kurumaya bırakılıyor. İşlenmeye hazır jüt, balyalar halinde toplanarak tüccarlara satılıyor. Oldukça sert olan jüt lifleri, kolay işlenebilmesi için demir çivilere vurularak inceltiliyor ve imalata hazır hale getiriliyor.
En fazla kullanıldığı alanlarsa çuval ve halat imalatı. Bu sektörde sadece erkekler çalışabiliyor. Kadınların tarlada çalışması çok kabul gören bir durum değil. Onlar daha çok el sanatlarıyla uğraşarak bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Genellikle kooperatifler ya da misyoner okullarında ürettikleri hediyelik eşyaların satışlarından küçük bir komisyon alıyorlar. Nehirlerin sağladığı bir başka geçim kaynağı ise taş kırma. Kulağa ve göze oldukça garip gelen bu meslek, burada milyonlarca insan için ekmek kapısı. Bangladeş, nehirlerin taşıdığı alüvyonlar üzerine kurulduğu için ülkede kaya ya da taş yok. Bu yüzden özellikle son dönemlerde oldukça gelişen inşaat sektörü için gereken malzeme, bütün bir gün boyunca taş kıran insanların üretimleri sonucu sağlanıyor. Taş yokluğuna buldukları iki çözüm var. İlki, çamur ve kilden tuğla imal etmek ve bunları parçalayarak yol yapımında kullanılacak moloz haline getirmek. Nehir kenarlarında bu işle uğraşan yüzlerce insan görüyoruz. Bir diğer çözüm ise kaya ithal etmek. Kırılacak taşlar kuzeydeki komşu ülke Hindistan'dan aşağı bölgelere gemilerle getiriliyor. Bu gemilerin boşaltımını erkekler yapıyor. Başlarında taşıdıkları her sepet günlük kazançlarını belirliyor. Sepet başına aldıkları markalar iş bitiminde sayılıyor ve ücretleri hesaplanıyor. Taşların kırılmasında ise çoğunlukla kadınlar çalışıyor. Yaptıkları işte öylesine ustalaşmışlar ki ellerinin hareketini takip etmek çok güç. Arka arkaya indirdikleri darbelerle kocaman kaya parçaları ayaklarının arasında un ufak oluyor. Yanlış vurulan bir çekiç yüzünden sakat kalmaları işten bile değil. Ama onların aldıkları tek önlem taşların keskin kenarlarından korunmak için ayaklarına taktıkları deri parçaları. Bir de güneşe karşı yanı başlarına diktikleri şemsiyeler. Bazılarının yanında çocukları da var. Yıllarını tükettikleri bu işi minicik elleriyle çekicin sapını kavramaya çalışan kızlarına ya da oğullarına da öğretiyorlar. Kötü ruhları kovmak için çocuklarının yüzlerine çizdikleri siyah daire onları hayatın acılarına karşı korumuyor ne yazık ki. Kendileri gibi onların da ömürleri bu yığınların üzerinde yitip gidecek. Yaşam burada insanlara çok fazla seçenek sunmuyor. Suyun peşinde başladığımız yolculuk bizi bu sefer ülkenin güneyine, üç büyük nehrin denize kavuştuğu Bengal Köprüsü'ne götürüyor. Burası da çor bölgesi olduğu için karayolundan devam etmemiz mümkün. Adacıklar arasında feribotlarla seyahat ediyoruz.
Güneydeki en önemli balık pazarlarından birisi, Bangladeş'in ikinci büyük şehri olan Chittagong'da kuruluyor. Burada en fazla rağbet gören balık, hem nehirde hem de denizde yaşayabilen hilşar. Körfez'deki fırtınaya rağmen ortalık oldukça hareketli. Partılar balık yüklü küpelerle dolup boşalırken bir yandan da sonraki av için parçalanan ağlar onarıldı. Denizden yeni dönen bir balıkçı elinde tuttuğu kocaman balığı gururla evine gösteriyor. Bu mevsimde böylesi büyüğüne rastlamanın oldukça zor olduğunu öğreniyor. Bölgenin en işlek liman şehri olan Chittagong'da önemli sektörlerden birisi de gemi söküm tersaneleri. Burası Chittagong yakınlarında bir gemi söküm merkezi. Amerika, Rusya, Singapur gibi ülkelerden gelen eskimiş ya da kaza geçirmiş gemiler burada parçalanıyor. Böylece deniz yani su buradaki yüzlerce insan için dolaylı yoldan da olsa yeni bir geçim kaynağı yaratıyor. Bilim kurgu filmlerinde tasvir edilen, 3. Dünya Savaşı sonrasında kurulmuş şehirleri hatırlatan fantastik bir mekan burası. Çamurun tek renge boyadığı tersane. Demir çelik fabrikalarına yollanıyor. Gemiyi satın alan tersane sahibi iş sonunda ödediği paranın birkaç kat fazlasını kazanırken işçiler 8 saatlik mesaileri karşılığında sadece 400 bin lira alıyor. İşin garibi, herkes bunu umursamaz görünüyor. Belki de başka çareleri olmadığını bildiklerinden içinde bulundukları durumu çoktan kabullenmişler. Bir yandan çalışıp, bir yandan da şarkı söylüyorlar. Havanın kararmasıyla sağanak bir kez daha basıyor. Alev makineleri demir yığınlarıyla beraber akşamın karanlığını da bölüyor sanki. Havaya dağılan kıvılcımlar gökyüzünden inen damlalara karışıyor. Yeryüzünün şeklini değiştirmeye gücü yeten yağmur, ne kadar şiddetli yağarsa yağsın, buradaki işçilerin yüzüne bulaşan çamuru temizleyemiyor. Yaşamlarını nehirlerde sürdüren nehir çingeneleri, yılanların dansı, maymunlarla bir arada yaşayan Hindular. Az sonra. Bir sonraki gün şansımıza güneşli başlıyor. Ancak bu çok da güvenilir değil. Çünkü her an yeni bir sağanağa yakalanabiliriz. Muson yağmurlarına göre hareket etmek durumunda kalan yalnızca biz değiliz. Bangla dilinde
Ede ismi verilen nehir çingeneleri normalde yaşamlarını nehirler üzerinde sürdürürken suların yükseldiği bu mevsimde teknelerini karaya bağlıyorlar. Bedeler aslında Hindularda geçerli olan kast sisteminin en alt grubu. Geçimlerini bitkisel ilaçlar yapıp satarak sağlıyorlar. Tekneleri aynı zamanda evliyor. Onların içinde uyuyor, yemeklerini burada pişiriyorlar. Bu son dışındaki tüm mevsimlerde ise gruplar halinde seyahat ediyorlar. Bugün çamaşır ve banyo günleri. Bütün grup üyeleri nehirde. Geldiğimizi gören çocuklar bizi heyecanla karşılıyor. Büyük bir ciddiyetle süren temizlik faaliyetinin düzenini bozmamak için oradan uzaklaşıp Bede teknelerinden birine konuk oluyoruz. Öğlen yemeği hazırlanıyor. Evin hanımı Nevin'e yaptığı yemeği öğretmeye çalışıyor. Ama kullandıkları bitkiler ve özellikle baharatlar o kadar farklı ki hiçbirinin adı aklımızda kalmıyor. Bedelerin bir önemli geçim kaynağı da yılanlar. Ancak ziyaret ettiğimiz grup kendilerinin bu işle uğraşmadığını söyleyerek bizi bir başka aileye gönderiyor. Hepsinin ilgi ve uzmanlık alanlarının farklı olduğunu öğreniyoruz. Yılan oynatıcılarını bulduğumuzda bir sürprizle karşılaşıyoruz. Buradaki nehir çingeneleri artan tekne fiyatları yüzünden karada yaşamayı tercih etmişler. Ancak sudan uzaklaşmak diye bir şey mümkün olmadığı için köyleri yine nehir kenarında. Yılanları görmek istediğimizi söyleyince köyün en usta yılan oynatıcısına haber gönderiyoruz. İşlerin bir hayli düştüğü bu mevsimde biz onlar için adeta ayaklarına gitmiş birer nimetiz. Bütün köy halkı çevremizi sarıyor. Her renk ve boyda yılan yaşıyor burada. Birçoğu da zehirli. Nevin yılanlardan bir tanesini eline aldı. Hayvanı zapt etmek çok güç. Sonunda müzik başlıyor. Geleneksel çalgıları beyinden yayılan namelerin kıvraklığına rağmen kobra dans etmeye pek istekli değil. Biz de kaderimize razı olup bu sakin gösteriyi izliyoruz. Köyün en fazla para kazanan insanı marangoz. Tek üretimi yılanlar için yaptığı kutular. Bu da onu ömür boyu geçindirmeye yeterli zaten. İkram edilen çaydan içerken Nevin bir kobrayı harekete geçirmeyi beceren beyni çalmayı denedi. Ama bu iş göründüğü kadar kolay değil. Gösterinin bedelini ödeyerek köyden ayrılıyor. Öğleden sonra maymunların insanlarla beraber yaşadığı bir Hindu köyüne gidiyoruz. Maymunlar Hinduizm'de kutsal kabul ediliyor. Bu yüzden köy halkı kendilerine uğur getirdiklerini inandıkları bu hayvanları koruma altına almışlar. Genellikle damlarda ya da ağaçlarda yaşıyorlar. Acıktıklarında ise
Çünkü burada su hayatın merkezinde.